başkan nerede? Değerli başkanlar. Ben bilmiyorum, ondan sonra. Sayın başkan olmadı mı? Seminerimizin iyi. Gösterim bölümlerinde tekrar sizlere saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Gerçekten güzel bir seminer çalışması olduğu kanaatindeyim. Çok istifade ettik. Önemli meseleleri değerli hocalarımızdan, müdürlerimizden dinlemiş olduk. Bizim de bu toplantıdan çıkardığımız elbette sonuçlar var. Öncelikle bu toplantı vesilesiyle belki bir şekilde bir araya gelme fırsatımız olmayan arkadaşlarla bu vesileyle hasbihal ettik, görüştük. Çeşitli bize düşen sorunları paylaştık bazı arkadaşlarımızla, köylerimizle, kasabalarımızla, ilçelerimizdeki sorunlarla ilgili. İşte bu toplantıların güzelliği bir yönüyle de budur. Yani kim ne yapıyor, dertlerin bir şekilde paylaşılması, bir çeşit dertleşme gibi oluyor. Ben özellikle teşekkür ediyorum. Cihan Bey'in başkanımıza da özellikle teşekkür ediyorum. Güzel kalemleri, ajandaları güzel olmuş. Diğer başkanlarımıza da tavsiye ediyoruz. Evet. Değerli arkadaşlar, tabii birçok önemli faydalı bilgiler edinmiş olduk. Su meselesini bir kere dün değerli hocamız ayrıntılarıyla ortaya koydu. Belki somut öneriler ilk defa bu kadar somutlaştırılmış bir konuyla ilgili yapılması gerekenlerle ilgili yaklaşımlar dinlemiş olduk. Yine diğer hocamız Ercan Bey özellikle Konya'mızda, bizim bölgemizde yetişmesi gereken ürünlerin her nedense bir şekilde yetiştirilmeyerek başka ürünlere yönelilmesi ve bunun sonuçlarından bahsetti. Hakikaten çok çarpıcı açıklamalar bunlar. Yani bizim imkanlarımız doğrultusunda ihraç edeceğimiz ürünleri ithal ettiğimizi görmek, bunları duymak hakikaten bizi şaşırttı. Bugün de yine toprak konusu değerli hocam anlattı. Gübreyi duyduk, yani gübreleme tekniklerini. Aslında toprak analizlerinin neden yapılacağını. Ama şunu gözlemliyorum, görüyorum. Çiftçilerle bu analizler konusunda odalarımızın ya da bu analizleri yapan kurumlar arasında bir şey var, yani bir böyle kopukluk var. Bir neden var, yani doğru analiz yaptırmak istemiyor sanki çiftçiler gibi bir şey çıkıyor ortaya. Bu tartışmaları şöyle dinledim. Niye bu soğuk? Yani insan kendi toprağını doğru bilmek istemez mi? İstemediğine göre bir şey var bu işte. Yani bu teşvikler midir, nedir? Niye toprağını doğru tespit etmesin? O toprakta ne üretilecekse, yani toprağın özelliklerine göre bunların bilinmesinden ne zarar gelir? Şimdi hocalarımız değildir ama bundan kaçınıldığına göre, yani ben hastayım diye yok orada, ben iyiyim falan diyor. İşte hiç dokunmasanız ben toprağa da getirmeyeceğim. Alışageldiğim gibi gideceğim. Şimdi değerli başkanlar, bak bizlere işte sizlerin önemi burada. Bu görevler bizlere düşüyor. Doğru görmeden bizim çiftçilerimiz inanmaz yani. Bu doğru. O zaman biz de göstermesin. Bileceğiz. Nasıl diğer işlerde damla sulama vesaire işte anlattık organik tarım köylerimiz. Önce bize kendi özel idaremizin yetkili mühendisleriyle beraber tarlalara indik. Bunu böyle yapacağız. Şimdi ben diyorum ki ben mesela kendime göre bir vazife çıkarttım buradan. Bütün ilgilenen şeylerime görev vereceğim. Herkes ilçesindeki şu toprakların doğru analizi için rol alacak. Yani bunun bedelini de biz bir şekilde halledeceğiz. Yani köyden çiftçiler falan almayacağız bedelini. Para falan istemeyiz. Bizim şu topraklarımızın durumu ne, bir çıkaralım ortaya. Bütün ilçe ilçe bunu bir yapalım. Biz yapalım yani. Biraz yerel yönetimler eliyle yapmasın. Ondan sonra odalarımızla bunu paylaşalım. Bakın merkez odamızda yine bu toplantıdan çıkan güzel bir sonuç. Bir proje ofisi kuruyoruz. Kuracağız. Başkanlarımızla konuştuk. Her türlü desteği vereceğiz. Burada köylerimizle, beldelerimizle ilgili, ilçelerimizle ilgili projeler üreteceğiz. Bunun için birçok ulaşacağımız fonlar var. Dün tek tek saydım, ayrıntılara girmeyeceğim. Bu imkanlardan iyi yararlanacağız. Merkezde yine birliğin merkezinde işte Mustafa Bey var. Önemli katkılar olacak. Burada MEVKA var. Diğer birçok merkezi idare kuruluşları var.
birçok imkanlarımız var. Bunlardan çok iyi istifade edeceğiz. Ama bu odalar, yani önce gıda lazım değil mi? Önce ekmek lazım. Dolayısıyla bence bütün odalardan da daha önemli o odalarımız. Ne yapacağız? Hani diyoruz ya işte iletişim, işte bilgi, üniversitelerimiz belki sahaya inemiyorlar, işte bilim adamlarımız birçok tespitler yapıyorlar ama bu bir şekilde çiftçiye ulaşmıyor. Bu rol bize düşüyor arkadaşlar. Biz bunu ulaştırıyoruz. Yani bilimle uygulamayı, teorikle pratiği birbirine bağlamayı bizler başarmamız lazım. Hocalarımızla, mühendislerimizle el ele tutuşarak o topraklara ineceğiz. Bunu sağlamamız, bu görev bizim. Yani hadi gelin siz gidin, niye masa başında duruyorsunuz, sahaya inin demeyeceğiz. Biz götüreceğiz. Köylerimizle varacağız, bağdaş kuracağız, oturacağız sedirlerine, onlara anlatacağız. Gel bakalım beraber onun toprağını, yani oradan kendi aleyhine bir şey olacağını düşünmeyecek çiftçi. Böyle devlet vatandaş buluşması dediğim şey bu. Bir araya gelerek bunları yapacağız. Odalarımız köylülerimizin, çiftçilerimizin irtibat bürosu gibi olması lazım. Değerli arkadaşlar, birçok arkadaşlarla paylaştık. Şimdi delege seçiyoruz ya, bırakın bu seçimle için bunlar olur gider. Görev nöbettir. Bizden önce yapanlar da var, bizden sonra da olacak. Dün dedik ya, önemli olan dönemimizde bir şeyler yapalım. Hayırlı anlamlı bir dönem bırakacaksak bunları yapmamız lazım. Bu delegeler o köyünün tarım temsilcisi. Bunlar onun farkında olması lazım. Biz mesela birçok uygulamalar yapacağız. Affedersiniz, son zamanlarda bu domuzla mücadele falan çok gündemde. Konya'mızda türemiş. Birçok bölgelerde var. Yapacağız da kimlerle yapacağız? Biz işte o sizin o delegelerle yapmak istiyoruz. Bulamıyoruz. Yani o kurşunu bile yani düzgün dağıtıp bir plan program yapacağız, yapamıyoruz. Bunlar odalarımızda işte. Onların odalarımızda lütfen bak, bu işte toprak analizidir, gübredir, su meselesidir. Komisyonlar kurun arkadaşlar. Komiteler, komisyonlar olsun. Bu delegeler onların üyesi olsun. Mesela her ilçenin, tüm köyünün, beldesinin odanızda bir temsilcisi olsun. Köylü geldiğinde ilaç mı lazım, gübre mi lazım veya bir mal mı satacak, bir şey mi alacak? Siz onlara yardımcı olun. Yani böyle sahiplenmemiz lazım insanlarımıza. Yoksa bu sorunlar devam eder gider. Odalarımız böyle çok aktif çalışması lazım. Odalarımızda biz böyle olunca ne yapıyoruz? Bütün odaları böyle geçiriyoruz. Odalar da hak ettiği itibara değeri o zaman görecektir. Bunları hep beraber başaracağız. Laboratuvar, hocam söyledi. Biz tabii geçen dönemde Faruk Bey hatırlar. Bu analizler falan deyince çok önemsedik. Yani eski parayla bir 500 milyon, yarım trilyon parayı aldık. Dedik ki şu malzemeleri aldık. Konya'da İl Kontrol Laboratuvarı. Kürşat Bey diye bir arkadaşımız var, müdür. Geldi, anlattı. Dedik biz çok önemsedik bunu. Toprak analizi yapamıyorlar, sonra yapıyorlar mı bilmiyorum böyle. Sayın Hürriyet Şahin, Beyşehir Zilalası Başkanı Sayın Adem Metli, Seyitşehir Zilalası Başkanı Sayın Ramazan Çınar, Güneş Sınır Zilalası Başkanı Sayın Mustafa Akman, Cihanbeyli Zilalası Başkanı Sayın Galip Eşidurmak ve Hadim Zilalası Başkanı Sayın Murat Diyaman'ı buraya davet ediyorum. Evet, sertifikalarını vermek üzere de yardımcı çef doktor Sayın Hasan Hüseyin Uzay Tekin'i kürsüye rica ediyorum.